Değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Çok büyük onur duydum. Bu heyecanı sizinle beraber yaşamak beni çok gururlandırdı. İnşallah önümüzdeki 5 yıl bu birliktelik, bu bütünlük Bornova'ya büyük bir sinerji kazandıracak. Bornova hizmet için geldik. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Bornova Belediye Başkanı seçilen Doktor Mustafa İdu görevine başladı. %57.56'lık oy oranıyla seçilen Mustafa İdu, İzmir Adliyesi'nde mazbatasını aldıktan sonra Bornovalılarla Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Burada sevgi ve coşkuyla karşılanan İdu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından partililerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Doktor Mustafa İdu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır, Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanı Asım Güven, İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabağ'ın da yerini aldığı törende meydanı dolduran vatandaşlara hitap etti. Doktor Mustafa İdu konuşmasına Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Teşkilatı'na teşekkür ederek başladı. Örgüt başımızı tercih etmiştik. İlk dosyayı verdiğimiz gün örgütü önemsiyoruz demiştik. İşte bu örgüt bu seçimi kazandı. Bir parti istiyorum. Seçim süresi içerisinde gençler, kadınlar, eski ilçe başkanımız Nevzat Tavalar, Enver Gündar, herkes yanımızdaydı. Kendimi çok güçlü hissettim. Bu gücü inşallah 5 yıllık hizmet döneminde Bornova'ya aktarmak için sizleri desteklemek için yanımda istiyorum. Başkan İdu, Türkiye genelindeki tabloyu da değerlendirdi. Mazbatamızı aldık, sevinçliyim. Ama inşallah Ekrem İmamoğlu mazbatası alınca daha mutlu olacağım. Ankara'yı, Hatay'ı, Mersin'i, Antalya'yı, Bolu'yu, Artvin'i tam bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün bir umududur, yeşermesidir. Bu umutla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun efendim. Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından hep birlikte belediye hizmet binasına geçildi. Eşi Ufuk İdu'nun da eşlik ettiği Doktor Mustafa İdu, başkanlık kapısı girişinde Olgun Atilla ve eşi Hikmet Atilla çiçeklerle karşıladı. Daha sonra görev devri için başkanlık makamına geçildi. Burada ilk konuşmayı 2009-2014 yılları arasında yaptığı Bornova Belediye Başkanlığı görevini Olgun Atilla'ya devreden CHP İzmir Milletvekili Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır yaptı. Bugün önemli bir gün. Bornova'mız için, İzmir'imiz için, ülkemiz için çok önemli bir gün. Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca kentimize, eşi de burada, Hükmet Hanımefendi, eşinin çocuklarının zamanından da kimi zaman, çoğu zaman feragat edip bayram tatil demeden, gece gündüz demeden görev yapmış. Kente ve kent insanına bir şeyler katmak, iyi şeyler katmak ve bu kente adını yazdırmak, damgasını vurmak ve bu görev süresinin hiç unutulmayacak bir dönem olması için mücadele etmiş. Sevgili başkanımız Olgun Atilla görevini yine aynı heyecanla, şevkle yeni bir döneme bakan aldığı bayrağı daha yükseğe taşıma çabası içerisinde olan geçmişten bugüne yaptığı yaptıklarıyla gelecek adına güzel hizmetlerin teminatı olduğunu gösteren sevgili Mustafa İdo devralacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasiden yana, adalet, eşitlikten yana, ülkede insanımızın mutluluk, huzur ve refah için
kendini adamış Cumhuriyet Halk Partimizin ve aslında ona ittifak halinde olan İYİ Parti'nin destekleriyle burada biz partimizin bayrağını daha yukarılara taşıyacak ve onurla, gururla, heyecanla, mutlulukla bir aradayız. Ben her iki başkanımıza da şükranlarımı sunmak istiyorum. Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu da 10 yıl öncesini hatırlattı. Bu bir yarış değil, bayrak değişimi dedi. Sevgili Kamil Başkanımızla 10 yıl önce bugün burada biz Sayın Belediye Başkanımızla birlikte 5 üyesi olarak devralmıştık. Halef, Selef ve Halef şeklinde mi başkanım? şeklinde gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalması gerçekten büyük onur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaktan dolayı onur duyuyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Yarış değildir, değişimdir. Bu değişimi bundan sonra bizim arkamızdan gelen insanlara biz de devredeceğiz. Önemli olan bu 5 yıl içerisinde birlikte, bütünlük içerisinde partimize, belediyeye hizmet etmektir. Ben bunu bir borç olarak biliyorum ve bunu ödemek için buradayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hizmet bayrağını devrettiği Doktor Mustafa İdua, başarılar dileyen Olgun Atilla ise şöyle konuştu. Yeni görevinizi size, eşinize ve özellikle çocuklarınıza ve bütün Bornova'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Seçim sürecinde destek olan ilçe başkanımıza, gençlik kolu, kadın kolu başkanımıza, şu an gördüğüm kadarıyla burada olmayan İYİ Parti örgütüne de teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'nin her yeri İzmir gibi olsun, Bornova gibi olsun demiştik. Bunu da olduğunu görmek bize büyük bir memnuniyet veriyor. Bugün İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'deki politikaların orada da sosyal demokrat belediyecilik anlayışının uygulanacak olması çok büyük bir memnuniyet veriyor. Biz meclis üyelerimizle beraber sizleri karşılayarak bir şekilde bu da bir anlamda nöbet değiştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanlığına, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığına devretmeyi gururlu yaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanı Asım Güven ise güzel bir bahar günü yaşadıklarını belirtti. Özellikle bu çalışmayı çıkartan, bu çalışmanın içinde bir fiil olan ilçedeki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, kadın kollarıma, gençlik kollarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Burada tabii ki bu çalışmanın içerisinde kol kola girerek sokaklarda, esnaflarda ev ev ziyaretleri yapan Sayın Belediye Başkanıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Alanda söylediğim gibi bahar, ikinci baharı yaşıyoruz. Çünkü biz zaten belediye başkanımı bir hafta önce, 10 gün önce ilan etmiştik. Burada bunun burada noktasını koyuyoruz. Bundan sonra sizlerden hizmet bekliyorum. Meclis üyesi arkadaşlarım ve belediye başkanı arkadaşlarım, belediye başkanımdan Bornova'ya hizmet bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanlar oluruz.